Merhaba arkadaşlar. Şimdi yasaklı sitelerle ilgili birçok soru görüyorum çeşitli hukuk sitelerinde. İşte diyorlar ki yasaklı sitelere girmenin cezası var mı? Şimdi bu sitenin ne olduğunu bilmek lazım. Şimdi yasaklı derken RTÜK tarafından yasaklanan siteler var. İletişim Daire Başkanlığı tarafından yasaklanan yerler var. Kumar siteleri var. Şimdi kumar siteleri dışındakilerle ilgili yorum yapmaya gerek yok zaten. Sizin önemli olan hangi siteye girdiğiniz, ne şekilde girdiğiniz değil, o sitede ne yaptığınız. Mesela diyelim kumar oynatan bir siteye girdiniz. Tek başına girmenizin hiçbir şeyi yok. Cezası, yaptırımı yok. Ya girer kumar oynarsanız o zaman ne yaparsınız? Yani kumar oynamak, oynatmak bizim yasalarımıza göre suç. Çünkü daha evvelinden bunlar yasak değildi biliyorsunuz. Sanırım 20 yılı aşkın bir süre oldu. Artık Türkiye'de kumar oynatmak ve kumar oynamak yasak. Dolayısıyla siz oraya girip bir kumar oynadığınız zaman suça iştirak etmiş olursunuz. Ha, cezası tabii ki oynatmak kadar değil ama siz de bir nevi hukukun yasakladığı, ceza kanunlarında yer alan bir suça iştirak etmiş olursunuz. Dolayısıyla sizin siteye girip girmemenizden ziyade sitede ne yaptığınız önemli. Yine porno siteleri diyelim. Bu sitelerde esasında birçok site engellenmiş durumda. Neden engelleniyor? O da Türk örf adetlerine ve toplum yapısına aykırı görülen bir takım yayınlar yaptıkları için yasaklanıyor. Bir de bu sitelere şimdi bilemezsiniz, çoluğunuz girer, çocuğunuz girer, reşit olmayan insanlar girer. Sitelerde yayınlanan şeylerde maalesef işte bir takım istismar edici olaylar var. Özellikle çocuk pornoları. Tabii bunları siz alıp izlerseniz, kullanırsanız vesaire, bunlar da tabii ki yasak şeyler. Ama dediğim gibi tek başına girmiş olmanızın herhangi bir yaptırımı yok. Önemli olan sizin oraya girip ne yaptığınız, ne amaçladığınız. Yani bunlara dikkat etmek gerekir. Bir sitenin yasaklanmasının bir sebebi vardır ki yasaklanıyordur. Siz de internette dolaşırken bunlara dikkat ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Öyle diyelim.